sistematik lupus hastalığından gelecek. Nasıl bir tedavi yöntemi, iyileştirilmesi mümkün mü? Bizi bu konuda aydınlatabilir misiniz? Evet, sistemik lupus. Lupus kurt demek. Kurt. Evet. Yani sistemik lupus, eritematosus, kurt kapmış gibi bir kızarıklık. Yani nerede olur? Karaciğerde, akciğerde, kalp zarında, böbrekte veya ciltte, vücudun herhangi bir yerinde olabilir. Bu sistemik lupus olduğu zaman ne olur? O noktada kızarıklıklar olur vesaire. Aslında bu bir çeşit romatizmaya da benzer, yani bir çeşit romatizma da diyebiliriz. Evet. Sistemik lupus olan kişide lökosit oranı çok çok düştüğü için halsiz dermansız yorgun bitkin kalır. Evet. Ev işi, hiçbir şey yapamaz hale gelir zamanla, tedavi olmazsa. Şimdi genç bir bayan, Melike Hanım, 22 yaşında, üniversite öğrencisi. Evet. Sistemik lupustan dolayı hastaneye kaldırmışlar. O kadar ağır ilaçlar vermişler ki bayana, o perişan olmuş. Bir hastalık varken birçok hastalık ortaya çıkmış. Tedavi ederken aynı zamanda daha da hastalanmış. Ağır öyle kimyasallar mi? Karaciğere zarar verir, bağırsaklara zarar verir, lenf sistemine zarar verir vesaire. Bana getirdiklerinde ben konuşuyorum, o uyuyor, dalıyor böyle. Uyarıyorlar, diyorlar ki dinle, ne diyor? Ha, diyor, tekrar dalıyor. Tekrar uyarıyorlar. Dedim ki bırakın, uyursun. O zaten kimyasal ilaç onu psikolojisini, yani beynine çok büyük şey baskı uyguluyor. Beyne zarar veriyor. Artık beyin kendini vücudu dinlendirmek için otomatik ona uyku hali veriyor. Evet. Yani o kadar ağır kimyasal ilaç kaldırmıyor bünye. Dedim gerek yok. Ama çok umutsuz bir vaka. Çok çok ilerlemiş. Dedim ne yapacağız, ne yapacağız? 6 hafta kullanacak. Bir bakacağız. Ne yapabiliriz? Şimdi bu bitki nedir? Söğüt ağacı. Evet. Söğüt ağacının kabuğunda, şu dalının kabuğunda yapraklarıyla beraber çıktı. Salisin denen bir madde var. Yani destilasyonla damatılarak elde edilen salisinin, salisilat türevleri, artrit, artroz, ankilozan, spondilit, fibromiyalji, sistemik lupus gibi birçok romatizma türüne iyi gelir. Bir, oldukça faydalı. Eklem kireçlenmesine, eklem ağrısına, eklemlerdeki problemlere iyi gelir. Evet. Eklemlerin kaliteli eklem sıvısı, sinoviyal sıvı salgılamasını sağlar. Vesaire vesaire. Yani eklem rahatsızlıkları ve romatizmaya karşı. Kim diyor, ne diyor? Elimizde bilgi belge var mı? Bilgi belge olmadan konuşmak yasak. Evet, bununla ilgili ne var elimizde? Şuraya bir bakalım. İsrail'de Profesör Doktor Eisenberg ve ekibi söğütün kabuğundan elde edilen ekstrakla yapmış oldukları araştırmalarda eklem ağrılarını, sızılarını, nevralji ortadan kaldırmışlardır. Frankfurt Üniversitesi'nden ortopedi kliniğinde 451 hasta üzerinde tedavi denemesi yapılmış. Sırt bel ağrısı olan 112 tedavi edilmiştir. 451 hasta. Daha sonra kronik artrit, yani eklem iltihaplanması olan hasta, 78 hasta yine tedavi edilmiştir. Yani klinik araştırmalarla söğütün kabuğunun ekstraktı, söğüt diyoruz ya, söğütün kurutularak elde edilen, kabuğundan elde edilen çay değil. Bazıları zannediyor ki kurutulan, işte kullanılırsa iyi gelir, iyi gelir de bitkinin tozunun etkisi %2, %3. Bitkinin ekstraktı %95. O nedenle ekstraktını kullanmak gerekir. Türkiye'de 1000'e yakın firma var. Ne yapıyorlar? Söğüt iyi geliyormuş. Tamam. Söğütün kabuğunun alıyorlar.
Öğütüyorlar. Hı hı. Hap damladıracı. Hap damladıracı olmaz. Çay olur. Yanlış kısmını mı alıyorlar yani? Yanlış değil. Doğru kısmı ama destilasyonla elde edilen ekstraktını değil. Tozun. Hı. Bitkin tozu öğütülerek elde edilen tozundaki etken madde az. Destilasyonla damıtılarak elde edilen ekstraktını kullanmak gerekir. Bitki tozunun 1 kilosu 3 ila 5 lira veya 10 lira. Hı hı. Bitkinin ekstraktı ise 500 lira. 100 kat pahalı. Bu nedenle pahalıdır diye birçok firma bitki ekstraktı kullanmıyor. Hmm, bu nedenle de vatandaş kullanan diyor ki ben siz söylediniz de bitki ekstraktı dediniz, ben de gittim aldım da kullandım da faydasını görmedim. Göremezsiniz. Vatandaş ona bitki ekstraktı diye bitki tozu veriyor. Bilemezsin ki, uzman değilsin. Evet. O nedenle de yanlış kişilerin yanlış ürün alırsanız maalesef perişan olursunuz. Faydası olmaz. Sütün ilk söğütü keşfedenler bundan 114 yıl önce, evet, aspirin bundan gelişti. Salisilik asit. Öyle aspirinin mi? Ham maddesi. Fakat söğüt kabuğunda ilk üretilen aspirin doğal olduğu için faydalıydı. Sonradan söğütün bu kadar söğüt bulmaları, bundan ekstrakt yapmaları zor olduğu için ne yaptılar? Petrolle yapmaya başladılar. Petrolden yapılan asetil salisilik asit, direkt kana karıştığı asit olduğu için direkt kana karışır, direkt mideye etki yapar. Mide kanamasına sebep olur, bağırsaklara zarar verir, karaciğere zarar verir, böbreklere zarar verir, beyne zarar verir. Yani birçok yan etkisi var. Yani petrolle yapılması tehlikeli oldu bizim için. Sentetik olan her şey insan bünyesine zararı var. Evet. Söğütün ekstraktındaki, buradaki ekstraktaki etken madde ise nedir? Saligenin, yani kargodan gelen paket gibi açılmamış, aktif değil. Hı hı. Siz bunun kapsülünü aldığınızda kana karışır. Kana karıştıktan sonra salisilik aside dönüşmeye başlar. Yavaş 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 yavaş. Evet. 6 ila 20 saat arasında dönüştüğü için bir kalıcı kontinli iyileşme, yani düzenli bir iyileşme olur. Evet. Hemen çözülür, hemen kana karışıp karışırsa kimyasal gibi hemen etki yapar. Hemen zarar verir, hemen etkisi kaybolur. Oysa söğütün ekstraktı, kabuğunun ekstraktının etkisi uzun sürer, yavaş yavaş iyileştirir ve yan etkisi yoktur. İşte bu hanımefendi böyle halsiz, dermansız, bitkin. Ben konuşuyorum anlamıyordu, böyle uyuyordu. Evet. Doktorlar yapacak bir şey yok, bir şey yok demişlerdi. Ha. Hamdolsun. 2 hafta önce geldi. Arabasına binip İstanbul turu yapıyor. Artık yollar benim. İyileşti yani, gezir, sağlığına kavuştu. Keyfi neşesi yerinde. Bugün annesi de geldi. Annesiyle konuştum. Tekrar ürün almaya geldi. Nasıl? Çok iyi maşallah. Elhamdülillah. Hiçbir rahatsızlığı, eklem ağrıları dahi geçti. Hı hı. Hiçbir şeysi kalmadı. Ne güzel. Ama şimdi şöyle mesela sistemik lupus gibi basit bir rahatsızlık değil bu. İyileşti diye hemen bırakmamak gerekir. Çünkü iyileşti diye bırakırsınız, vücut tamamen detoks, temizlenmediği, arınmadığı için erken bırakırsanız, 6 ay kullanacağı yere kişi 3 ay kullanırsa, bırakırsa hala vücutta cerahat, cüruf, pislik, birikintileri yok olmadığı için, evet, 6 ay, 1 yıl sonra nüksedebilir. Bu nedenle 3 ayda iyileşiyorsa 2 ay daha, 4 ayda iyileşiyorsa 2 ay daha kullanmak gerekir ki vücutta herhangi bir İleride nüksetme riski olmasın, rahatsızlık. Bir dikkat daha edilmesi gerekiyor. Yani acele ediyor bazıları. 3 ayda iyileşirse hemen bırakıyor veya 2 ayda iyileşirse bırakıyor. Bırakırsa ileride tekrar problem başlar. Çünkü vücut temizlenmedi. Tamamen temizlenip problem ortadan kalkana kadar devam etmek gerekir.